Aç mikrofon abi. Burak, Trabzon'a çok hizmetin oldu. Bunları hak etti mi Burak? Vallahi ya. Bana niye soruyorsun abi şimdi ya? Evet sevgili seyirciler, Galatasaray havalandı. Havada Atatürk Havalimanı'na geliyor. Sarı kırmızı takımı taşıyan uçak. Yaklaşık bir saat öncesinde havalandı. Hemen belirtelim. Sevgili seyirciler, hiçbir futbolcu Avni Akerstar'ın da konuşmadı. Flash interview'de de konuşmadılar. Hiçbir şekilde konuşmadılar. Moraller son derece bozuk. Biraz önce sevgili Devrim Zengi de mikrofon uzattı sevgili Burak Yılmaz'a. Bana niye bunu soruyorsun dedi. Gerçekten de morali iki anlamda da bozuk. Bir, takımı kaybetti. İki, morali çok bozuk. Trabzonspor'u taraftarlarla yaşadığı diyalog. Şimdi Ertem, niye Galatasaray takımının morali bozuk biliyor musun? Bu Trabzon maçını 3 puan olarak görüyorlardı. Demin Abdülkerim'in söylediği gibi. Yani beraberlik bile düşünmüyorlar oyunda. Tabii yani. Öyle bir oyun oynandı. Yani beraberlik bile hakikaten, yani Trabzon iyi durumda değil. Trabzon yani şu an formsuz. Mutlaka biz bu Trabzon'u yenmemiz lazım. 3 puanla evet, yani düşünce oydu. Düşünce bu. 1 puan bile, buradaki 1 puan bile şampiyonluk yolunda çok önemliydi. Yani 1-1 iken daha kontrollü bir oyun oynasaydı, yani Galatasaray biraz daha arkada bekleseydi, rakibin üstüne gelmeseydi bekleseydi, daha önemli, yani daha önemli olabilirdi oyun gidişatı onların adına. Pozisyonlar bulabilirlerdi. Evet. Ne oldu? Tam tersi, Galatasaray devamlı çok adamla hücum etti. Hücum etti. Allah'tan ki yani dediği gibi işte Cardozo'nun yerine Yatabare dediğini, belki o hamleyi tamam 70'te yapsaydı kontra yakalayabilirlerdi. Evet. Ama tabii bu antrenörlükte başka bir şey vardı. Yani bir takım teknik direktörler bazı gol üzerine inanırlar. Ya nasıl olsa atar. 80'de, 90'da ne olursa olsun atar diye. Onun için yani Galatasaray takımı buradan kesinlikle mağlubiyet falan düşünmüyordu. Bütün moral bozukluğu bu. Moral bozukluğu bu. Çok önemli bir, yani virajı dönseydi buradan, ama bir puan daha alsaydı çok önemli. Şimdi ne oldu? Ama bu ligde daha çok su kaldıracak. 3 puanlık sistemde ummadık yerlerde, ummadık takımlara takılacaklar. Ummadık. Ya 3 puan, yani 3 maç, 4 maç birisi rally yapsa, aynen, İşi bitirecek biliyor musun? Yani arka arkaya bir 12 puan yapsa birisi işi bitirecek ama yapamıyor. Aynen. O ona bırakıyor, ona bırakıyor. Ben evet. Bugün Ertem'cim, ben bugün var ya evde maçı seyrederken düşünüyordum. Eğer maçı Galatasaray kazansaydı, Trabzon'dan 3 puanla dönseydi, bugün buradaki yorumum ne olacaktı biliyor musun? Hı-hı. Galatasaray şampi diyecektim. Kalan maçlara daha çok var diyorsunuz. Yoksa ama yoksa Trabzon'la anlaştılar mı diyecektin? Kalan, geride yoksa kalan. Yoksa Trabzon yok. Konusunda habire Galatasaray'a itham ettiniz. Ben futbol adamıyım. Trabzonspor'u gaza getirdiniz. Ben futbol adamıyım. Taraftarlar öyle düşünebilir. Normal ama ben düşünmem. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Ben futbol Galatasaray adamıyım. Şampi. Ben öyle düşünmem. Yalnız Galatasaray hakikaten 3 puanla dönseydi, ben bugünkü yorumda 7 maç Sinan, bak şunu söylüyorum. Beşiktaş tabii falan geliyor maç. Kolay değil tamam ya. Tamam da ama işte TT Arena'da oynanması. Çok kalan maçlara baktığımda 3 takımın fiktür olarak Galatasaray'ın maçları şey daha kolay. Mesela Fenerbahçe'nin yarınki Bursa maçı zor olması, bunları bir de Eskişehir Sivas deplasmanları. Bak bunları Beşiktaş'ta çok yaşadık. Arena'ya gidecek. Yani bugünkü 3 puan Apucum, beni Galatasaray bak şampiyon dedirtecekti bana. Bunları, yani ben öyle düşünüyordum bak, Sinan. Bunları sen de yaşadın, ben hepimiz yaşadık. Kafamda bu vardı. Ligde bunlar da vardı. Yakın geçmiş zamanda da oldu. Vardı. Arkadaşlar fikstür avantajı diye bir şey yok. Hı-hı. İnanın diyorum, fikstür avantajı diyorsun. Kendi sahasında hatırlayın. Fikstür avantajı değil mi? Tamam. Fenerbahçe Trabzon'u. Ya kazanamazsın. 25 tane pozisyon vardı hatırlayın. Evet. Olamadı. Şampiyon evet. Olamadı. Hatırlayın. Bursa'nın olduğu zaman. Doğru. Yani fikstür avantajı. Akhisar geldi yendi. Bilmem ne. Fikstür avantajı yok abi. Sen iyi top oynayacaksın ama içeride ama dışarıda. Bugün Galatasaray takımı
İyi oynadı ama yetmedi. Ha nasıl iyi oynadı? Oyunun belirli bölümlerinde 10 dakika 10 dakika periyotlarda çok önemli. Kim yetkisizdi? Burak. Kim? Umut. Schneider bir 10 dakika kımıldadı. İkinci yarı. Emre Çolak çok iyiydi. Emre Çolak oyuna girdi. Oyuna girdikten müthiş, sonra müthiş oldu. Sahnenin iyisiydi. Evet. Bütün adı. Beni Sabri. Beni Yasin bugün şaşırttı. Bak, Sabri hiç çok kötü. Ama Yasin işte antrenör kapattı. Yasin'in arkasına adam koydu. Yasin önünde bir bek vardı. Arkasına da. Yasin evet üstteki. Yasin'in arkasına adam koydu Ersun Hoca. Bak orayı Ersun Hoca öyle güzel kapattı ki gelemediler hiç oradan. Dikkat edin orayı. Denizi her koymuş zaman, oraya. Evet. Denizi koymuş önüne. Şey, bakın, Salih Kursun'un. Dikkat edin. Oraya hep bu zamana kadar Galatasaray orayı maden yapardı. Doğru. Evet. Ama ne yaptı Ersun Hoca? Orayı kilitledi. Ya Sabri bugün bir tane orta kesemedi. Yani bir tane karambol Sabri yaratacak top atamadı. Evet. Öteki taraftan Telles. Zaten Telles'e söyleyecek hiçbir şey yok abi. Telles yani iki türlü de etkili değil. Yani hem defansif hem ofansif olarak da etkili değil. Fizik olarak da zayıf. Selçuk İnan da bugün çok... Semih bir an evvel iyileşecekti. Semih iyileşseydi yani Semih hazır olsaydı fizik olarak iyileşse belki iyileşmiştir. Semih stoper. Bak şey şu sol bek Hakan Balta oynar. Şuna katılıyor musun? Hamit Altun top maça çok iyi başlamıştı. Evet. Onun da takatlanıp çıkması şanssızlık oldu. O da bir şanssızlık ama Galatasaray'ın ideal i̇yi tertibi başlamıştı. Arkadaş Galatasaray ideal tertibi. Sol bek Hakan Balta, Semih, Şeju. Veya kesinlikle. Sabri sağ tarafa kim vermiyor? Evet, Kurtlar Vadisi'ne gideceğiz şimdi. Kurtlar Vadisi'nin çok ama çok çok sevilen bir karakteri idi. Abdülhey sevgili seyirciler, koyu bir Trabzonspor taraftarı. Hem de çok koyu bir Trabzonspor taraftarı. Sevgili Sezgin Gelmez buldu. Trabzon'da Avniye Aker Stadı'nın hemen orada. Çok özel görüntüler çıktı ortaya. Bir izleyelim sonrasında dönelim. Trabzon aşkı nereden geliyor Abdülhey? Doğduğum günden beri Trabzonsporluyum. Burada olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Takip ediyor musun maçları? Tabii mümkün olduğu kadarıyla fırsat buldukça. Zaten bir özlemdi Trabzon maçına gelmek. Bugüne nasip oldu. Uzun bir aradan sonra mı? Evet. Ne olur peki sence maç? Maç 3-1 Trabzonspor. Trabzon kazandı. Evet. Peki Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bir sürtüşme var. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben o şeylere girmiyorum. Dostluk. Dostluk. Önemli olan evet, değil mi? Dostluk. Bizim programı izliyor musun? Beyaz futbol, derin futbol. Ertem Şener, mümkün, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan, evet, Abdülkerim. İzliyorum. Nasıl izliyorum. Buluyorsun oradaki güzel, yorumcu? Fırsat buldukça izliyorum. Ne hoşuna gidiyor mesela oradan senin? Ya işte esprileri, maça olan yorumlar. Mutlu ediyor. Zaman buldukça da izliyorum. İzlemeye de devam edeceğiz. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Programı izliyor musun? Beyaz futbol, derin futbol. Ertem Şener, mümkün, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan, Abdülkerim. İzliyorum. Nasıl izliyorum. Buluyorsun oradaki güzel, yorumcu? Fırsat buldukça izliyorum. Ne hoşuna gidiyor mesela oradan senin? Ya işte esprileri, maça olan yorumlar. Mutlu ediyor. Zaman buldukça da izliyorum. İzlemeye de devam edeceğiz. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Türk futboluna baktığın zaman Kurtlar Vadisi karakterlerinden mesela Memati'ye kim uygun görüyorsun? En ben, uygun olacak kimi görüyorsun? O şeylere bakmıyorum. Ben sadece maç için buradayım. İnşallah güzel bir maç izleriz hep birlikte. Görüşürüz. Teşekkür peki, ederim. Sağ evet sevgili Abdülhey çok çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasına gitti bugün. Çok önemli bir maçtı. Çok, 3-1 demiş. Ertem çok doğulu arkadaşlar var tanıdıklarım. Hı-hı. Mesela çok doğulu arkadaşlar ve Trabzonlu. Mesela bizim Nevzat Kaya. Hı-hı. Mesela Muşlu Trabzon yöneticilik yaptı. Hasta Trabzonlu. Babası zamanında Trabzon'a gitmiş yani, olan. Enteresan şekilde çok doğulu olup da böyle. Trabzon. Abdülhey'im herhalde doğu. Herhalde Kürt gibi. Lazlı abi konuşması. Kürt gibi. Yani, evet, Karadeniz'de Karadeniz'de falan değil. Yani enteresan bir Trabzon sempatisi var. Yani doğulu arkadaşlarımızla. 3-1 dedi. Çok güzel. 2-1 bitti. Aferin biliyormuş futbolu çocuk. Evet. Yalnız şu müzik var ya hala benim tüylerim diken diken ediyor. Hayda. Çocuklar. Abi bu müzik. Bu arada eski bölümlerini biliyorsunuz Beyaz TV ana haber bülteninden hemen önce hocam Kurtlar Vadisi Beyaz TV ekranlarında sevgili seyirciler. Bunun da altını çizerek belirtelim. Biliyorsunuz zaten. Ama sen her akşam beğenerek izliyorsunuz. Mi? Buyurun. Biraz sonra söyleyeceklerim için kendimden utanıyorum. İğreniyorum.
Ya ne oldu hocam? Kendimi zaman zaman. Hocam Abdülhey'e sallama, birazdan hayır, dalarlar buraya memati falan. Söyleyeyim sana. Ben Abdülhey'e çok memati. Ya birbirlerine girdiler zaten. Ben çok memati, çok polat. Ya nereden nereye giriyor? Vallahi. Ama onlar filmlerde oynuyor da. Şimdi şunu söyleyeyim. Abdülhey'i ben hiç tanımam. Biliyorsun ben Kurtlar Vadisi'ni Türk toplumu için zararlı faydalı, görürsün, güzel, gençleri iyi eğiten, güzel Türkiye'yi yarınlarımız için çok faydalı ve yön gösterici bir dizi olduğunu düşünmüyorum. Bravo! Ne? Burası ses ya. Benim şöyle bir hakkım var mı? Var. Tabii ki var hocam. Bak niye şöyle, bu niye var? Benim Beyaz TV'mde çalıştığım kurumda yayınlanmış ilk olmasına sene, ilk rağmen. Siz röportajı bir dakika. Siz röportajı dinlediniz mi? İlk üç bir dakika. Lazım bir dakika. Dinledim. Adam dostluk diyor, dostluk diyor, dostluk diyor. Diziye sallıyor ya, dizide. Ya Abdülhey'le sallamıyorum. Sen diziye değil mi? Zaten herkes aç konuşayım bu. Abdülhey iş, ben hiç hayatta tanışmadım. Abdülhey Elazığlı hocam. Bu gerçek Abdülhey ismi mi arkadaşım? Evet evet, ismi. Kenan Çoban. Kenan Çoban Elazığlı. Dizideki ismi. Adı Kenan, soyadı Çoban. Dizideki ismi Abdülhey Çoban. Evet. Kenan Çoban hocam. Sevgili Abdülhey kardeşim, sen çok... Abdülhey dizideki ismi. Abdülhey dizideki ismi de Kenan. Sen ne dersen ne hocam. Sevgili kardeşim. Elazığlı. Sevgili kardeşim. Kenan Çoban. Türkiye seni tanıyor. Sen bir sanatçısın, sana yorum yapmam. Sen bana göre zararlı bir dizide de oynasan sanatçısın, hiçbir lafım yok. Ne olur, karizma yerle bir, konuşma. Hocam ya, hocam ya. Hocam yapma şunu ya. Hocam ne alaka? Konuşma dedi ya. Ya bize röportaj yapacak adam bulamayacaksın. Ya hocam ne diyorsun sen ya? Ha hocam, bu adamı kimse konuşturamıyor. Sen bitirdin beni, ne yapıyorsun hocam? Hocam ne yapıyorsun? Çocuğun sesini ilk defa duyduk. Hocam ne yapıyorsun? Dizideki çocuğun dizideki ben kötü sesi, bir şey demedim. Bakın Abdülhey'in dizideki sesi aynı senin gibi normal konuşuyor. Çocuk normal. Daha normal mi? Şivi. Hocam sen şimdi Kurtlar Vadisi'ne salladın değil mi? Dizi genel anlamda. Hani şimdi bak ben şuna gençleri falan diyor. Konuşmayı şimdi, bilmiyor dedi sen ya. Sen 51 yaşındasın. Ben 53 yaşındayım. 50. Ben 52 yaşındayım. Ben böyle bir dizi sevmem. Birer tane indiriyorlar. Bunu görüyor musun? Anadolu, köy, tabii. Taşra, doğru, varoş, hocam, zengin, fakir, cahil, normal, hocam, psikopat, borderline, kişilik bozukluğu, herkes boğaz seviyor. Kesiyor. Bir dizi düşünün ki abi. Ne? Üç tane adam. Birinin adı Polat. Birinin adı Abdülrey, Abdülhey. Birine çakıyorum. Memati, Memati, Alati. Neyse kimse, kim önemli değil. İsimler. Yavaş. Yok Alati demedim, merak etme. Alati dedim. Bir dakika dinle. Yavaş. Abi habire tarıyorlar. Filmi. Habire tarıyorlar. Ne tarıyorlar? Peki dur burada. Bozuk atıyorlar buzdolabı. Dur. Bozuk buzdolabı. Dur. 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 Domuzlar öyle girdi bir kere. Dur. Ya sen yıllardır Kurtlar Vadisi'nin televizyon versiyonu. Ertem alkışlıyor. Ateş edenlerden birisin. Sen tarafsız mı? Sen ağızla ateş ediyorsun. Bir dakika. Bravo Sinan. Bir dakika. Yıllar evvel ağızla atmıyor muydu? Bir dakika. Bir dakika. Dur bir dakika. Ne olur. Ne olur. Bir dakika. Hayır. Çok doğru bir şey. Allah. Ağzından ateş ediyor dedi. Sen de ağızla ateş ediyorsun. Bitti hocam. Bitti mi? Bitti. Hocam bitti. Zaten bundan sonra hiçbir şey söylemeyeceğim. Hayır. Ben ağzımdan bir ateş etmiyorum. Yedin, onlar filmlerle yalandan kurşun atıyorlar. Ben gerçekte 5 kurşun yedim. Onlar yalanda mahkemeye çıkıyorlar filmlerle. Ben 50 defa mahkemeye çıktım. Ben bedel ederim. Ya Rasim nereden çıkarıyorsun ya? Ya Rasim ne diyorsun? Bir müsaade eder misin? Bir saniye. Serkan benden gitme. Benden çıkma. Bir dakika Rasim dur. Hocam bir şey söyleyeceğim. Rasim. He. Ya çocuk kötü mü yaptı, bize röportaj yaptı? Dinlemedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Abdülhey sesi dinlemedim. Dedi, yok bilmem onlar bizden korkarlar sana. Abi niye senden korksun ya? Ahmet hocamı benden diyor. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Bir açıdan kınıyorum. Kasım. Abdülhey'in Türkçe konuşamıyorsun sus demesi. Türkçe konuşamıyorsun. Hayır. Öyle demedi. Hayır. Hoca ne yapıyor? Bak hoca ne yapıyor? Müzikleri kapatıyor. Hoca bir şey demedi. Bak hoca ne yapıyor? Müzikleri şey ışıkları kapatın. Verin müziği. Verin müziği. Abi bak siz beni ya anlamak istemiyorsunuz. Ben çok iyi anlıyorum hocam. Çok iyi anlıyorum. Bak Türkiye'nin en iyi, en önemli sanatçılığı, en çok izlenen sanatçılarından biri olacaksın. Kenan için konuşuyorum. Siz Kurtlar Vadisi'ni hep öyle mi izlediniz? Bir müsaade et. Ben 2003'ten bu yana dinle bir sen. Hocam gözüme bak ne olur. Sana çok özel. Bak kardeşin Ertem olarak. Anlatamaz. Ben Kurtlar Vadisi'ni 2003 yılından beri izliyorum. Kurtlar Vadisi. Bana ne? Türkiye'nin gerçeklerini anlatıyor. Ne gerçeği yok. Ne hiç alakası yok. Hoca hiç alakası yok. Hoca da televizyon dünyasının. Sonra hükümet. Hoca televizyon. Hoca da televizyon. 1,5 yıldır. 1,5 yıldır. Hoca da televizyon dünyasının. Hayır.
Bizim ATV'deyken Hoca televizyon dünyasının emrindeydi. Şimdi neyin emrinde bilmiyorum. Her abi habire bir Hoca da televizyon dünyasının testere necmisi. Böyle. Ya hocama da bu yeter ama sen ne diyorsun? Yalnız bir Alaaddin Bey. Beyler ayıp ediyorsunuz. Bakın hepiniz ana babasınız. Babasınız hepiniz. Hepinizin çocukları var. Evet. Müsaade eder misin? Ben sen bir... futbol vadisinin Polat Alemdar'ısın. Estağfurullah. Ben, hayır abi. Ben futbol aleminin bir hakem eskisi 52 yaşında adamsın, saçı başı dökmüş. Yapma hocam. Türk futbolunda geçmiş de kendime göre yanlış yapmamış. Hocam bu benim mesela tek bir niye konuşmayayım? Hayır konuşmaya kaymadım. Bazı insanlar vardır. Konuşma yavrum. Ama abi siz dinlemiyorsunuz. Bir dakika bir saniye. Kardeşim Abdüley bugün Türkiye'nin en çok izlenen dizinin önemli karakterlerinden biri mi? Evet. Bir. Çok öldü. Da başarılı. Bir. Öldü. İki. Dizide yakışıklı bir adam mı öldürdü? Yakışıklı bir adam mı? Yakışıklı. Derin de. Şeyde ses de oradaki sesi, hareketler, silah inceler, takmalar, amuda kalkmalar hepsi yerinde mi? Oradaki sesi biraz şey. Tamam. Ben de diyorum ki Abdüley'e sen dünyanın en temiz, naif adayımıymışsın ama konuşma. Çünkü o kadar saf, temiz, insan evladı havası veriyorsun ki. Bu senin aleyhine olur. O başta oynayan çocuk da öyle. Roldeki ciddiyeti kaybolur diyorsun. Ya Gürkan, sevgili Gürkan, sevgili Necati. Ben asla ben. Hepsi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Adamlar birbirine girdi ki kardeşim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Abdüley var ya son derece mütevazi. Birbirlerine girdi. Burnu büyük olmayan. Sevimli. Aynen öyle. Başkası hocam. Olsa var ya burnundan kola durmaz. Böyle tabii, yapar. Tabii. Sen kimsin? Ya bak dalgana der. Konuşmaz bile. Adam gibi adam. Biz de dayılar gördük Türk sinemasında. Bir yerde gördüğü vakit ayağa bile kalkmaz. Ne dayılar gördük ama o dayılar sonra da onlar alt tarafa ekrana çıkıp bilmem ne yapıyor. Ne demek kimi küçümsüyormuş. Hangi muhabiri küçümsüyormuş. Beyaz futbol muhabirini küçümseyecek ha. Bana mı diyorsun evladım? Hayır hocam. Ha. O küçümseye eğer Kenan, bizim muhabirleri küçümseyeceğini... Hakikaten saf bir çocuk, mütevazı bir çocuk ama acizane... Çalar oynatırız. Fazla test. Konuşma Abdülhey. Senin dizideki havan konuşunca sıkıntıya giriyor. Karizma yerle bir ama... Hocam bu dizi bitiyor mu? Bütün bunlar mütevazı bir çocukmuş. Dizi efendim ki. Evet. Galiba ya. Hocam ben çok iyi anlıyorum. İstediğini hocam ya. Ama oyuncu abi nereden kurtar havasına geldi? Dön futbola bırak. Bu neye benziyor biliyor musun? Ben mesela bir filmde oynuyorum. Benim ses tonum şöyle çıkıyor. Sinancım nasıl değil mi? Ertem nasılsın iyi misin? Olmaz. Millet beni böyle alışmış. Doğru söylüyor. Ya buna ne oluyor ya? Ya buna ne Allah rızası için sana ne oluyor? Ama haklı adam ya. Ya hocam, ne oluyor? Ne çakar. Ne çakar. Ya ne olursun başımı düşürüyorsun ya. Üstün başımı düşürüyorsun. Tribün liderliği. Ama çok boş. Sana şöyle bir set kurayım. Çık tezahürat yap abi. Sen üstünde doldum. Mesela hatırladın. Hatırladın mesela Polat'ın da. Polat yakışıklı bir adam. Polat'ın ses tonunu gördün mü? Ses tonunu gördüm. Duydun mu? Hani şu ekol. Ertem. Nasılsın? İyi misin? Onun gibi. Ben böyle konuşamam. Benim ses tonum bu. Türkiye böyle tanınmış beni. Tabii. Hocam Polat'ın ses tonu ineğe benzetti. Estağfurullah. Hadi ben hadi öyle bir şey demedim. Ben terbiyesin yapma. Ya ayıp insanlar bize röportaj verdiğine. Ertem. Ya insanlar bize röportaj verdiğine pişman olacaklar. Bir daha röportaj vermeyecekler ya. Ya hocam dediği doğru. Ya dublajcılarıyla gelsinler hocam. Gel. Hocam dublajcısı. Adam dublajcısı beraber gelecek. Arkasından konuşacak. Yoksa dediğin gibi bunlar. Aa bütün bunlara rağmen. Yok mu Türkiye'nin en büyük sesleri? Yöntem. Ne şarkı? Çok. Hocam ne yapacaksın? Sesten sana ne ya? Ya hocam size ne sesler? Adam ya şimdi güzel ses kardeşim. Bize, ne bize neyse o zaman niye reklam aralarında? Arada bir Reha Muhtar, arada bir İlker Yasin taklidi yapar. Evet doğru. Ertem. Şahit misiniz? Ben şahitim. Ama çok güzel yapıyor. Ertemciğim maç sonu Ersun Yanal ne dedi? Hamza Hoca ne dedi? Onları dinleyelim. Bırakın abi. Sinemada. Niye? Ne diyor? Kağıdaş sinemada. Ya sen nasıl? Dublaj yok. 7 hafta kaldı. Dublaj yok. 7 hafta kaldı. Hayal kırıklığı. Dublaj geri kalmış bir olaydı. Ne anlamda? Amerikan filmlerinde tabii dublaj yapacaksın. Bizim dublaj sanatçılarımız da çok kaliteli. Ya ne yapacaksın ama dublaj sanatçısını? Yani normal. Ya ne yapıyoruz biz şu an? Birilerinde. Ya nereye geldik? Olmaz. Ya arkadaşlar son biz... Ertem, önce Ergenekon, sonra cemaat, sonra hükümet de olmaz. O da bir tuhaf. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Acıya tezgemiyordum. Hocam Trabzonspor. Arkadaşlar. 2003'te sevgili seyirciler. Hayır. Sevgili seyirciler. Kurtar. Adamlar Trabzonspor Galatasaray domuza. Rasim ellerim buz gibi oldu. Dur bir. Bak, Trabzonspor hocam Trabzonspor Galatasaray maçında Türkiye'nin en önde gelen dizilerinden birisinin çok önemli
bir karakterini buluyoruz. Evet. Hocam konuşmasın diyor. Ya Rasim öyle demiyorum. Dur bir. Adamı buluyoruz. Olmaz. Bir de sırf Abdülay forması. Bir dakika. Bir gidilmez. Oo. Ne giyecek hocam orada Kenan, ya? Kenan. Hocam niye Kenan Abdülay? Lay 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 lay. Ne bu hocam? Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hocam ne oldu? Bir dakika yalvarırım. Ertan'cığım özür dilerim. Abdülay senden özür dilerim. Abdülay. Bir daha da konuşmayacağım. Kurtlar Vadisi siz çok faydalı bir program. Ses tonum da böyle olmasın. Şakıcı yok madem. Hocam Allah vermiş. Niye kızıyor musunuz? Size ne hocam? Allah vermişini kötü mü dedim? Ya bir şey söyleyeceğim. Konuşma dedik ya. Çocuklar yarıldı. Allah vergisi bak mikrofon. Ya hocam bir şey söyleyeceğim size. Bir dakika ne olursunuz. Rica ediyorum. Sakin ol Ertan, bir derin nefes al. Ben bir şey demiyorum hocam. Siz birden geliyorsunuz. Ertan. Sen geri. Bak korkma. Yeni sünnet olmuş. Hocam deme şöyle ya. Kötü bir şey demedik ya. Sünnet olmak cesaret değil. Hocam dur başa. Ertan sünnet oldu. Ertem, Ertem daraldım. Ertem, Serkan, Serkan, daraldık kardeşim. Rasim, daraldık yeter ya. Ahmet hocam. Ahmet hocam, yeter ya. Ya Rasim, saçmalama. Nereden nereye geldiniz ya? Ya bir şey söyleyeyim. Arkadaş 2 saat oldu ya. Galatasaray maçından Abdülay'a geldiniz, sesine geldiniz, giydiği formaya geldiniz. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat. Duygun Başkan. Ya Ertem, bir şey söyleyeceğim sana. Gırgır bırak arkadaş. Ya kaç saattir Duygun şuradayız. Duygun Başkan'a gidiyoruz. Ya bir, Duygun Başkan. Ne demişler, bizi dinleyelim ya. Duygun. Yoksa kardeşim Serkan, ver müziği. Sinan abi sen yapma. En güzeli o yani. Hayır, en güzel müzik. Abi bunları dinleyeceklere. Bu bir tane delirmiş salya sümük bana saldırıyor. Öteki dublaj yapıyor karşıma geçmiş. Attık yerine bakıyor ne oluyor diye. Sana bakarken bağırıyorsun. Ver müziği diyeyim. Ver ben. Ver Durgun Yarsuvat başkanı ver. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinde. Sayın Duygun Yarsuvat, Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat, Trabzonspor yöneticilerle bir araya geldi. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu hastalığı sebebiyle bu yemekte bulunamamış. Çok geçmiş olsun Sayın Başkan'a. Buradan acil şifalar diliyoruz. Evet. Trabzonspor'un değerli yöneticileri vardı. Sayın Duygun Yarsuvat vardı. Yanlarında yine sadece beyaz futbol vardı. Devrim Zengi vardı. Duygun Başkan'la Devrim Zengi'nin röportajı yine inanılmaz güzel. Çok. Çok güzel. Bakın Duygun Başkan'ın menüsünde neler varmış. İzleyelim dönelim. Başkanım afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yine biz sizi biraz rahatsız ettik ama. Yok canım. Alıştırdınız. Ayın 23'ünden sonra ne yapacağız onu bilemiyorum. Ay 23'ünden sonra yine geliriz başkanım. Sağ olun. Biz sizi bırakmayız, geliriz yine başkanım. Beklerim. Nasıl yemekler nasıl buldunuz başkanım? Harika. Nasıl yemekler nasıl buldunuz başkanım? Harika. Trabzon yemekleri güzeldi. Harika, çok güzeldi. Hele yediğim kalkan çok güzeldi. Ayıptır söylemesi. Afiyet olsun başkanım. Trabzon yemekleri güzeldi. Harika, çok güzeldi. Hele yediğim kalkan çok güzeldi. Ayıptır söylemesi. Afiyet olsun başkanım. Sağ ol. Başkanım gitmeden bir iki cümle burada konuşabilir miyiz? Sayın Başkanım, İbrahim Bey yoktu. Telefonla konuştun sanırım. İbrahim? Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ha yoktu. Yoktu, evet. Aslında o yüzden gelemedi herhalde. Herhalde. Var ama mı? Dikkat et oğlum, düşeceksin. Var mı bir transfer görüşmesi başkanım? Hayır, yoktu. Yok öyle bir şey. Trabzon'dan çünkü 5 tane oyuncu aldı Galatasaray biliyorsunuz başkanım. Geçmiş zaman. Geçmiş zaman. Geçmiş zaman. Ne olur maç başkanım, sizin ayağınız uğurlu geliyor. Her maçta kazanıyor sizin gittiğiniz maçlarda. Vallahi göreceğiz. Burası Trabzon. Maç kazanmak o kadar kolay değil. Değil değil mi? Evet. Ama kazanacağız diye düşünüyoruz. Başkanım görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Başkan başarılar. Hayırlısı inşallah. Biz hak eden kazansın. Biz kulüpte seyredelim gidelim maçı. Onlar cezalı değil. Gel gel böyle. Fener nasıl cezalı? Şey. Görüşürüz. Bir arada olmak için şeye gitti. Maça gitti. O cezalı.
Herkes cezalı başkanım, kimse maça gidemiyor. Ben gidiyorum işte. Siz gidiyorsunuz. Alex'i sever misiniz başkanım, Fenerbahçeli Alex'i? Beşiktaş'ı ziyaret etti. Siz de ziyarete gelecekmiş. Gelebilir, herkes gelebilir. Alex de İstanbul'da ter dökmüş bir sporcu. Tamam, ama Fenerbahçe kulübüne giremiyor başkanım ama. Onu bilmiyorum. Tamam hadi. Bilemiyorsun. Hadi bilmiyorum. Hadi otur. Bak şimdi ne laflar. Lazım başkanım. Pardon. Türk futboluna sizin gibi başkanlar lazım. Herkes sizin gibi olursa bu Türk futbolunda hiçbir şey olmaz. Yaklaşım önemlidir insanlara. Başta Trabzonlulara. Nasıl yaklaşırsanız öyle karşılık alırsınız. Sizi tebrik ediyor, takdir ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Saygılar size. Duygun Başkan'a adam her röportajdan başkan sonra çok teşekkür ediyoruz. Vallahi ama ne diyeyim adam bilmiyorum. Adam adam ya. Yani söyleyecek bir yani şu var. Allah benim canımı ya da Duygun Hoca'nın canını birlikte oturup bir yemek yemeden artık kalkan bir yeriz, kuru fasulye bir almasın. Dünya şekeri bir adam. Çok istiyorsun. Ve bir şey gördü. Özeti. Orada Trabzonlu. Gerekirse arıza da yaratabilecek bir tarafta. Aynen. Çok mantıklı ve kimse... Hiçbir inancı, hiçbir bodyguard, hadi kardeşim, hadi usta falan yapmıyor. Adam fikrini söylüyor, sert bir üslupla. Duygun Hoca sağ ol, teşekkür ederim kardeş diyor. O da saygılar, ellerinden öperim diye uzaklaşıyor. Evet kardeşim. Hocam var. Aziz Başkan, İbrahim Başkan ve niceleri. Duygun Hoca'nın yarısı olursanız Türk futboluna huzur gelir. Daha başka bir şey konuşayım. Yarısı. Bak, tam yalnız bravo. Yalnız ben bizi Ertem seni kınıyorum. Şimdi bu ne kadar güzel konuşma için kalkan balığı yedim çok lezzetli. Şimdi bu macide çıkacak konu değil. Ne? Bu ne adam bu kadar konuşmuş. Kalkan yedim, kalkan yemedim. Bu kalkan balığı ne ya? Ya adam orada balık yemiş. Tamam mı yani yemiş. Sence bu kadar Duygun yarısı olarak konuşması içinde en böyle macide çekilecek şey... Kalkan yedin mi? Manşet orada yazıyor abi, her maç bu en büyük manşet. Hayır, gerek secret yok. Secret trollizmdir bunun adı. Hayır. Secret gizli trollizm. Hayır hocam, ben gerek var mı? Oğlum, sen bir dakika giderken, bu manşet var mı? Evlat sen giderken. Bu manşet giderken, haklı mı? Adam o kadar açıklamalar evlat, yaptı. Evlat sen manşet giderken ben geliyordum. Hocam yapma. Hocam yapma. Sen de kalkan malkan benim derdim. Ama ben de İstanbul'un farklı yerlerinde değilim. Benim derdim kalkan malkan değil. Bak bir şey söyleyeyim mi? Rasim. Herkesi, her İbrahim şeyi... İbrahim kim demesi daha büyük olay ya. Şey İbrahim Hoca'yı bunu tanımadı ya. Rasim, herkesi... Arkanda, önde de yazıyordu. Herkesi, her şeyi bir kenara bırak. Duygun Başkan'a benim olduğum yerde kimse... Bravo. Bak, en ufak duygun ahlaksızlık, aklının ucundan küçücük duygun bir şey geçiremez olumsuz. Aynen. Onun bahsettiği anlamda söylüyorum. Yok öyle Rasim, bir şey de ya, trollüm Allah aşkına. Duygun Hoca'yı trollüm ya Allah aşkına. Araya alıyorum. Amin olarak. Amin baba yarısı Allah rızası için niye, şu mübarek niye doğru gece bu manşet şu mübarek gece Duygun Hoca'yı bari hocam, Türk yapma futbolunu sen bak ölüyü diriyi dikti Duygun'u değil gözü, Duygun Duygun Yarsuvat'a yapma mı dikti Allah aşkına sus ya ben ya. Duygun Yarsuvat için öldürürüm hocam Duygun Yarsuvat Duygun Yarsuvat reklama gidiyor muyuz yemin ediyorum bu futbol aleminde aynen burada hepimizin müttefik olduğu tek konu belki Duygun Yarsuvat keşke bir sene daha kalsa keşke ki ama ben Duygun Yarsuvat gibi bir adamın magazinelleştirilip kalkan balığı yedim çok lezzetli. Ya ne var ayıp sıra söylemesi bir şey kalkan yedimin manşeti çıkarılmasını her cennetine bir dakika ama sen de bana katıldın benim abdestimden şüphe mi var namazımdan olsun ya, hocam ben kalkan balığı yedim ne var bunda hocam Temciğim kalkan anlamadım bir şey yani kalkan balığının yani tamam beyler uzatmayın hani bir anlamı var mı? Hayır yani bir dakika sen nasıl bir anlam yüklüyorsun ne anlamı var abi yani sen ne anlamı yiyebilir kalkan da yedi kalkan da yedi ne alakası var balık da yer ne alakası var bir şey söyleyeceğim hani bunu balık yedi kalkan balığı arkadaşlar Rasim bu olayı tatsızlaştırdığı için şu bağlı Yani adam kalkan balığı. Hayır, kalkan balığı. Sardalya yani balığı dese de ben karşı çıkarım. Ne alakası var? Kalkan değil mi böyle? Üçüncü dünya ülkeleri gibi böyle. Abi yapma ya. Cinsel kayyumlar kalkandı kalkmayandı değil. Sardalya balığı. Şimdi bu kadar. Koskoca Galatasaray başkanı. Bu kadar Sardalya balığı. Bundan niye mesela? Sardalya balığı yedim mi? Hayda. Balık yedik çok lezzetliydi. Şimdi hocam bu da doğru değil ya. Yani mesela kalkan kalkmayan da değil. Mesela balık yedim dedin. Balık yedik. Lezzetli bir şey söyleyeyim. Çok etkiliyorum. Röportajı. Bu kadar önemli açıklamalar yapmış.
Ben Galatasaray Başkanı'nın magazinelleştirilmesi projesine karşıyım. Ne karşı? Adam için tezahüratlar besliyorsun Duygun Başkan diye. Duygun Başkan. Nasıl şimdi magazinde? Bir kere çok esprili bir şey var. Şey söyleyeceğim. Her gittiğim başkanlığı başkanlar cezalı diyor. Hakikaten. Evet, evet. Hakikaten öyle. Her gittiğim başta başkanlar cezalı. Her gittiğim başta başkanlar cezalı manşetinde. Çok güzel. Çok güzel bir manşet. Her gittiğim başta başkanlar cezalı. Hakikaten Rasim. Trabzon'a gidiyor. Tamam Rasim. Haklı. Tamam Rasim hak verelim. Tamam haklı diyelim. Bravo, kapatalım. Allah aşkına kapatalım. Ertem başka konuya geçelim. Bak durayım almayadan bir otobüs olayım. Ben severim. Doğru mu? Ertem severim. Lütfen değiştirelim. Hadi bir reklama gidelim. Hadi gidelim. Hocam Abdurrahim Allah'ın konusunu dilemedin. O zaman. Burada bir şey demedim. Ya bırak Ahmet Çakar. Abdurrahim Albayrak'tan özür dile. Niye? O benim arkadaşım. Özür ben ne yaptım ona? Sultan Çimliği olayı yalandı. Şimdi kayıtlara baktım 1980 yılı. Sana ne oluyor? 82 yılı. Ve Fasat'ında amatör bir maç yönetmişim. Ne diyorsun hocam? Evet. Edirne Kapı Sultan Çiftliği minibüsüne bindiğimde. Bindin. Minibüs şoförünün. Kim oldu? Reklamlardan sonra arz edeceğim. Hocam. Uzun boylu. Erdem sen seversin Sultan Çiftliği. Kalkan balıkları. Ve görüntüler de benim. Hadi reklama gidelim artık ya. Bu ya Rasim oğlum bu saatlerde sana bir şey mi? Sardalya Bardalya'da olsun. Ya Rasim. Hadi git tamam. Sen kan reklama. Kalkana taktı sen Erdem.